TRT Haber ekranlarından iyi akşamlar. Saatler 21'i gösteriyor. Dışa Bakış'ta karşınızdayız. De konuşacağız programda. Hemen sizlere ileteyim ben. Birleşmiş Milletler'in terör örgütünü muhatap alması yapmış olduğu anlaşma. Bu olacak gündemimizde. Yine G20 Liderler Zirvesi temasları. Yine Çin ziyaretinin temasları. Çin ziyaretine ilişkin detaylar. Ve ABD, vaktimiz kalırsa da ABD İran gerilimine dair analizlerini soracağız kıymetli konuklarımıza. Ben hemen takdim edeyim onları da. TRT Uluslararası Kanallar Genel Yayın Yönetmeni Sayın Serdar Karagöz aramızda. Altınbaş Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Çağrı Erhan bizlerle birlikte. Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Kemal İnat Hocam da bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hakikaten böyle çok hızlı gelişmelerin ve çokça gündemi hareketlendiren gelişmelerin yaşandığı bir haftayı geçiriyoruz, geride bıraktık daha doğrusu. Ve özellikle son günlerde gündemde daha çok Birleşmiş Milletler'in terör örgütünü muhatap alan o skandal anlaşması gündemde. Bu anlamda neler söyleyeceksiniz? Şöyle ben bir hatırlatmayla başlayayım. Birleşmiş Milletler çoğunluğunu YPG ve PKK'nın oluşturduğu SDG ile bünyesindeki çocuk savaşları bırakması için resmi törende bir anlaşma imzaladı. Bizden de hemen tepkiler yükseldi. Özellikle Ankara'dan resmi tepkiler geldi. Birleşmiş Milletler'in PKK ile üyelerin bilgisi dışında anlaşma imzalamasına ilişkin Dışişleri Bakanı Sayın Çavuşoğlu yazılı tepkimizi ilettik dedi. Bu anlamda neler söyleyeceksiniz? Kimle başlayalım? İsterseniz ben gireyim. Buyurunuz hocam. Şimdi biliyorsunuz anlaşma dediğimiz zaman bu uluslararası hukuk alanında, uluslararası hukuk terminolojisinde karşılığı olan bir kelime. Yani biz insanlar arasında da anlaşmadan söz ederiz, şirketler arasında da anlaşmadan söz ederiz. İki ya da çok tarafın bir araya gelip belli bir konu üzerinde, belli hükümler çerçevesinde mutabakata varmasına sözlü ya da yazılı anlaşma diyoruz biz. Burada bahsettiğimiz bu değil. Bu uluslararası hukukta karşılığı olan bir anlaşmadan söz ediyoruz. Peki bu anlaşmayı yapan kim? Birleşmiş Milletler. Yani aslında uluslararası hukukun üzerine bina edilmiş olan, özünde uluslararası hukuk ilkeleri yer alan ve uluslararası hukuku aynı zamanda üreten, geliştiren en üst düzeyli uluslararası örgüt, Birleşmiş Milletler Teşkilatı. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın bir tarafla, bir muhatapla uluslararası hukukta anlaşma olarak addedilen bir belgeye imza atabilmesi için evvela karşısındaki muhatabın uluslararası hukuk çerçevesinde o anlaşmaya imza atabilecek yeterlilikte bir muhatap olması gerekiyor. Başka bir deyişle bir anlaşmaya, Birleşmiş Milletler'le bir anlaşmaya imza atabilecek yeterliğe sahip olmayan ya da yine aynı uluslararası hukukun onunla Birleşmiş Milletler'in bir araya gelmesini yasakladığı bir muhatap olmaması gerekiyor. Şimdi bakalım, geçmişte bir devletle bir terör örgütü arasında bu türden bir anlaşma var mı? İşte Kolombiya'da FARC'la, değil mi, oturdular. Bir anlaşma yaptılar. Ne zaman? İşte onlar silah bırakmaya karar verdiklerinde. Ve bunu deklare ettiklerinde bir anlamda orada devam etmekte olan sürecin sonlandırıldığı karşılıklı mutabakatla varılan bir anlaşmaydı bu. Ama söz konusu olan Birleşmiş Milletler olduğunda bu muhatabın, o Birleşmiş Milletler üyelerinden biri, yani Türkiye tarafından terör örgütü olarak tanımlandığı bir noktada yaptıkları eylemlerin tamamı terör örgütü PKK ile işbirliği halinde devam ederken Birleşmiş Milletler üyesi olan bir devletin askerlerine, sivillerine terör eylemleriyle karşılık verirken, saldırırken böyle bir masaya oturması en hafif ifadesiyle densizliktir. Bunun arkasında bir kasıt aramayanlar var. Yani efendim işte bunlar küçük yaşta insanları, yani çocukları kaçırıyorlardı, silah altına alıyorlardı. Birleşmiş Milletler bunu ortadan kaldırmak için insani maksatla bunları muhatap aldı. Sanki masumane bir kararmış gibi. Masumane bir kılıf çerçevesinde bir örtüyle bunu sunanlar var.
Ben böyle masumane bir niyetle bunun yapıldığını görmüyorum. Bunun başka yolları da var. Bir terör örgütünün yasa dışı şekilde sadece çocuk askerler falan meselesi değil bu. Uyuşturucu kaçakçılığı yapıyor. Silah kaçakçılığı yapıyor. Terör eylemi yapıyor. Etnik ve dinsel azınlıklar üzerinde şiddet uyguluyor. Etnik temizlik yapıyor. Yani aslında savaş suçu olarak nitelendirilebilecek, sadece terör suçu değil, savaş suçu olarak nitelendirilebilecek çok sayıda suçu işliyor. Böyle bir terör örgütüyle, insani sebeplerle bir anlaşma yapmak yerine o terör örgütünü bundan caydıracak başka pek çok şey var. Yani yaptırım uygulamak var. O terör örgütünü eylemsizleştirecek şekilde üzerine gitmek var. Onunla mücadele yürüten Türkiye'ye destek olmak var. Bunlar bir kenara bırakılıyor. Sadece bu noktada güya insani sebeplerle masaya oturuluyor. Bu da yeterli değildir hocam. Şimdi yani konunun esasına girmek için şeklen o örgütün bir yaklaşımını değiştirmesi lazım. Bu terör mensupları, geçmişte terörle ilişkili olan insanlar için de geçerli. Bu parça örneğini o yüzden verdim. Başka örnekler de verilebilir. Çok sayıda örnek verilebilir. Yani kişi terörle, terör örgütüyle ilişkisini kestikten sonra terör örgütüne ilişkin onu ortadan kaldırmaya yönelik bir tutum sergiler ise, o mücadeleye taraf olursa, evet, ve kendisini bu anlamda bu işe adarsa, yani PKK terör örgütü uluslararası güçlerin kontrolünde bir yapıdır. PYD uluslararası güçlerin kontrolünde bölgeyi istikrarsızlaştıran bir yapıdır derse, bütün bunlar muhatabiyet anlamında belki farklı değerlendirilebilir. Doğru. Ama bugün Birleşmiş Milletler PYD, PKK terör örgütünü hiçbir şekilde muhatap alabilecek durumda değildir. Çünkü PKK, PYD ve onun temsilcileri halihazırda yaptıkları mücadelenin haklılığını ifade etmektedir. Şunu söylüyorlar, biz burada terör faaliyetlerine devam edeceğiz fakat çocuk savaşçı kullanmayacağız. Bunun esas anlamında da, şekil anlamında da hiçbir meşruiyeti yoktur. Yani BM PYD bunu şunu bilmiyor dese, olabilir mi? Ya da PYD demek ya PKK unsurları şunu dese, PKK, PYD hareketi yanlış bir harekettir. Burada bu bölgeyi istikrarsızlaştıran bir harekettir. Biz silahlı eylemlerimize son veriyoruz ve hiçbir şekilde, tırnak içinde ifade ediyorum, Kürtlerin temsilcisi PKK, PYD olamaz dese bir aktör, o zaman bu aktör muhatap kabul edilebilir. Fakat burada Birleşmiş Milletler'in yaptığı iş kesinlikle usul açısından da, esas açısından da kabul edilebilir değil. Türkiye zaten bu noktada tepkisini verdi. Demek ki bu böyle iyi niyetle yapılmış, yanlışlıkla yapılmış, insani sebeplerle yapılmış bir hareket değil. Peki nasıl bir maksat olabilir burada? Bu maksadın ne olduğuna baktığınız zaman da bu terör örgütüne bir hükmü şahsiyet kazandırmak, bu terör örgütünün terör örgütü olmadığı şekliyle tanınırlığını sağlamak, yaygınlaştırmak ve bu çerçevede de yarın öbür gün Suriye'nin geleceğine ilişkin Birleşmiş Milletler çatısı altında ya da başka bir yerde bir organizasyon yapıldığında bunları da masada o geleceğe ilişkin söz sahibi taraflardan biri olarak tanımak. Hem zamanlama anlamında açısından da İdlib'deki o sorun hali hazırdaki bir... Görüşmeleri evet, biliyorsunuz, inkıtaya uğrasa da evet, devam ediyor. Yani oradan bir netice çıkması bekleniyor. Birleşmiş Milletler'in attığı bu adım kesinlikle kasıtlı, bilinçli ve ona matuf bir adım. Türkiye'de zaten en sert şekilde buna karşılığını verdi ve bu yanlıştan dönülmesini bir an önce istedi. Yoksa Türkiye zaten aylardır bu raporları uluslararası düzeyde, evet, zaten Birleşmiş Milletler'e sunan kişi, ülke. Yani Kızılaç'ın raporu var, o Af Örgütü'nün raporları var, burada çocuk askerlerle ilgili. Ve Türkiye uluslararası düzeyde zaten diyor ki bakın bunlar terörist, bunları yapıyor. Teröristi bundan vazgeçirmek için ona yaptırım uygulayacağına, sen kalkıyorsun teröriste masaya oturtuyorsun. Sanki meşru kılıp bir... Meşru evet, kılıp ve bir anlamda affediyorsun. Tamam bundan vazgeçiyor, tamam affedelim bunu gibi. Bu katiyen ne Birleşmiş Milletler'in üzerine tesis edilmiş olduğu uluslararası hukuka uygun bir şey, ne de terörle mücadelede o mücadele yürütenlerin mücadelesini güçlendirici bir şey. Tam tersine bölgede terörle mücadeleyi zayıflatan ve istikrarsızlığa katkı sağlayan talihsiz bir hamle oldu.
Birleşmiş Milletler açısından da çok büyük bir problem. Çünkü Birleşmiş Milletler düzenini uluslararası arenada da Türkiye'den başka bu derece önemseyen bir başka ülke de yok. Birleşmiş Milletler düzeninin reforma tabi tutularak devamından yana olan, mesela Donald Trump hiçbir şekilde Birleşmiş Milletler'in varlığını önemsemeyen bir politika izliyor. Diğer ülkelerde Birleşmiş Milletler'i çok sembolik olarak değerlendiriyorlar. Türkiye bu anlamda Birleşmiş Milletler'e krizlerin çözümünde bir rol veriyor ve bunu her platformda destekliyor. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi, Türk diplomasisinin en güçlü insanı. Türkiye Birleşmiş Milletler Liderler Zirvesi'nde her zaman liderler düzeyinde temsil ediliyor. New York'ta yapılır. Bazı liderler artık önemsemedikleri için o zirveye bile gelmezler Eylül ayında. Fakat Türkiye her zaman liderler seviyesinde oraya gidip o platformda Birleşmiş Milletler'in önemini anlatıyor. Kurumsal düzeyde Türkiye'nin bu derece destek verdiği Birleşmiş Milletler'in böyle bir hamlesi Türkiye'yi ciddi anlamda rahatsız etti, kızdırdı. Birleşmiş Milletler kurumsal hiyerarşisinde de genel sekreterinde bu konudan haberdar olmadığı, burada kendi içlerinde bir iletişim sorunu olduğuna ilişkin Türkiye tarafının da yorumu var. O zaman Kemal Hocam'ı beklettik ama akla şu geliyor. Buna cüret eden, bu hukuksuzluğu, bu densizliği yapan kişilerin belki de arkasında onları yönlendiren, az önce bahsettiğim bu terör örgütüne böyle bir uluslararası hükmü şahsiyet kazandırmayı maksat edinmiş olan bir başkaları var. Ha, o zaman bakmak lazım. Bunlarla kim iş tutuyor? Bunları kim destekliyor? Bunlara kim silah veriyor? Ve bu terör eylemlerinin devamının konusunda bunları kim cesaretlendiriyor? Ha, o zaman o arkadaki ipin ucunu ararsanız, ipi arkadan, perde gerisinden tutan başka birilerinin olma ihtimali de çok yüksek. Eğer genel sekreterin gerçekten haberi olmadan o hiyerarşik silsile içerisinde bu yürümediyse. Ben Kemal Hocam'ın görüşlerini de merak ediyorum. Birleşmiş Milletler'in bu hamlesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Aslında Çağrı Hoca'nın bıraktığı noktaya da değinecektim ama önce yani şöyle iki tane soru soralım. Bu Birleşmiş Milletler'de gerçekleşen, Birleşmiş Milletler'in yaptığı demeyeyim de, çünkü hani genel sekreterin onayıyla yapılmamışsa Orada bir şerh koyalım. Birleşmiş Milletler'de gerçekleşen bu skandalla ilgili iki tane soru soralım mesela. Birisi, mesela DAEŞ ve El-Kaide gibi terör örgütleri de gelip deseler, biz de artık çocuk savaşçı istihdam etmeyeceğiz. Çocuk savaşçı ile yola devam etmeyeceğiz. Eylemlerimize devam edeceğiz ama çocuk savaşçı kullanmayacağız deseler. Ekle ona Boko Haram'ı ekle. Değil mi? Evet. Hep Boko Haram gündeme getirilir Afrika'da filan çocukları kaçırıyor diye. Onlarla da böyle bir anlaşma imzalanır mı acaba Birleşmiş Milletler çatısı altında? Birinci soru bu aslında. İkinci soru da yani bu şu anlama mı geliyor, orada bu anlaşmaya imza atan Birleşmiş Milletler çatısı altında Birleşmiş Milletler yetkilileri bu anlaşmaya imza atarken çocuklar olmadan az önce Çağrı Hoca'nın saydığı o bütün eylemleri, yani insan öldürmekten tutun işte etnik temizliğe kadar, savaş suçlarına kadar, insanlığa karşı ağır suçların hepsini çocuklar olmadan yapmaya devam edebilirsiniz. Yani çocuk savaşçılarla yapmayacağız taahhüdünü veriyorsunuz ama çocuklar olmadan yetişkinlerle bu tür terör suçlarını yapmaya devam edebilirsiniz anlamına mı geliyor? Yani bu sorular aslında yapılan şeyin, Birleşmiş Milletler çatısı altında maalesef yapılan şeyin ne kadar büyük bir skandal olduğunu gösteriyor. Şimdi şeye gelirsek aslında neden, hani Çağrı Hoca sordu, neden böyle bir şey yapılmıştır? İki tane sebebi olabilir. Bir tanesini zaten Çağrı Hoca söyledi. Yani Birleşmiş Milletler hiyerarşisi içerisinde aslında bilinçli bir şey mi olabilir? Yani böyle de olabilir. Ya da Birleşmiş Milletler, aslında sadece Birleşmiş Milletler değil, biz bunu başka uluslararası kurumlarda da görüyoruz. Mesela Avrupa Birliği'nin kurumlarında da görebiliyoruz. Avrupa Parlamentosu çatısı altında da PKK'ya alan açıldığını görebiliyoruz. Oradaki bir takım işgüzarlar aslında o kurumsal hiyerarşinin dışına da çıkarak maalesef bu tür terör örgütlerine sempati besleyen bir takım kimseler. Bunlar içerisinde yani Avrupa'ya baktığımızda, Batı'ya baktığımızda uluslararası boyutuna gelirsek bu örgütlere, terör örgütlerine ama maalesef işte PKK gibi terör örgütlerine
sempati besleyen çok sayıda kişiyle karşı karşıya kalabiliyoruz. Mesela Avrupa Parlamentosu'nda bir takım milletvekilleri sempati besleyebiliyor. Ya da işte Almanya Parlamentosu'nda doğrudan PKK'nın temsilcisi diyebileceğimiz kimseler Alman Federal Meclisi'nde oturabiliyorlar. Onların işte o sol grup, Avrupa Parlamentosu'ndaki sol gruba baktığımızda, yeşillere baktığımızda orada o ulusal parlamentolardan gelen temsilcilerin terör örgütlerine alan açtıklarını, sempati beslediklerini görebiliyoruz. Bir takım bürokratlar aynı şekilde sempati besleyebiliyorlar. Medya mensupları, yani Batı medyasında çok sayıda işte PKK gibi ya da onun işte bölgedeki uzantıları, Suriye'deki, Irak'taki uzantılarına sempati besleyebiliyorlar. Böyle bir şey olabilir. Yani Birleşmiş Milletler'de de bunların uzantıları, işte bu tür terör örgütlerine maalesef sempati besleyen birileri. Bütün bunlar Birleşmiş Milletler'i etkileyebilecek güçte midir? Yani Avrupa'daki kurumları etkileyebiliyorlar. Bunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Birleşmiş Milletler'de de ben eminim bu tür terör örgütlerine sempati duyan, onlarla tırnak içerisinde yanlış bir dayanışma içerisinde olan bürokratların, alt düzeyde kimselerin olma ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Böyle bir şey olabilir. Eğer bir hiyerarşi çalışmamışsa burada, yani Birleşmiş Milletler, ki bence de aslında hiyerarşi çalışmamış. Çünkü Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin bilgisi ve onayı dahilinde yapılan bir şey olmadığı gözüküyor. O zaman aşağıda birileri böyle bir kendilerince meşruiyet oluşturmak için böyle bir şey yapmış olabilirler. Diğeri doğruysa ve bunu inkar ediyorlarsa, yani gerçekten hiyerarşi içerisinde gerçekleşmişse, en üst yöneticisinin de haberi doğrultusunda yapılmışsa, o zaman da şöyle bir açıklama akla gelebilir. Yani zaman zaman oldu bu aslında, geçmişte de oldu. Yani PKK'yı batılı ülkeler, yani ki Birleşmiş Milletler'de de batılı ülkelerin ciddi bir ağırlığı var, Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere, terör örgütü olarak tanıyorlar PKK'yı. Ama zaman zaman onun terör örgütü olarak tanınmaması, yani terör örgütü listesinden çıkarılması yönünde bir takım girişimler söz konusu oluyor. Bu girişimlerin arkasında kimler var? Az önce saydığım işte bürokratlar, siyasetçiler ve medya mensupları, yani bu örgüte sempati duyan maalesef. Burası çok önemli gerçekten. Yani sempati duyan az olmayan sayıda kişiler söz konusu, kesimler söz konusu Batı dünyasında. O yüzden zaten biz Batı dünyasının Türkiye'nin terör problemine yönelik o çarpık politikalarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Burada mesela sadece PKK üzerinden de gitmemek gerekir. Yani bir başka terör örgütü olan FETÖ'yle de işte 15 Temmuz'un yıl dönümü yaklaşıyor. Onu da oraya dahil edebiliriz. Yani bu iki örgüte yönelik olarak tolerans içerisinde bir batılı müttefik dünyası görüyoruz biz. Yani bunlar bizim güvenlik açısından baktığımızda NATO çerçevesinde birçoğu müttefikimiz. Güvenlik sorunları dediğimizde de aklımıza aslında ilk gelmesi gereken teröre karşı mücadele olması gerekirken bu ülkelerin, o ülkelerdeki bütün herkesi kastetmiyorum tabii, bütün siyasetçileri, bütün medya mensuplarını kastetmiyorum ama azımsanamayacak sayıda siyasetçi ve bürokrat ve medya mensuplarının PKK ve işte FETÖ gibi terör örgütlerine sempatiyle baktıklarını, onlara alan açtıklarını, kendi ülkelerinde faaliyet göstermelerine müsaade ettiklerini, uluslararası kurumlarda etkili oldukları uluslararası kurumlarda bir şekilde faaliyet göstermelerine müsaade ettiklerini görüyoruz. Türkiye'de zaten bunu sık sık, yani her fırsat bulduğunda bunu eleştiriyor. Sayın Cumhurbaşkanı Serdar Bey belki ondan da bahsedecektir. G20 zirvesindeki konuşulan konulardan birisi de aslında terörle mücadeleydi. Terörle küresel mücadele kapsamında Türkiye'nin beklentilerini ve şikayetlerini de aslında sürekli batılı muhataplarına iletiyor. Bu çerçevede değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Son bir şey, şundan bahsedeyim. Yani bu skandalın bir başka boyutu da, yani o çocuk savaşçı kavramı üzerine. Yani şimdi bu sözde anlaşmayla PKK'nın Suriye'deki kolu artık çocukların eline silah verip onları ölüme göndermeyecek mi? Yani ben bunun da aslında söz konusu olmayacağını düşünüyorum. Şimdiye kadar nasıl çocukları suistimal etmişlerse bundan sonra da çocukları suistimal etmeye devam edecekler. Burada sadece birileri bir gösteri yaptı aslında. Yani o PKK'nın bütün kollarıyla meşrulaştırılması konusunda bir gösteri yaptı. Ama bu gösteriyi işte alt düzeyde
sempati duyan birileri mi yaptı? Bu terör örgütüne ve teröre sempati duyan birileri mi yaptı? Yoksa terör örgütünün bir şekilde meşrulaştırılması yönünde yeni bir dalgayla karşı karşıya kalacağız da o hiyerarşi içerisinde mi yapıldı? Bunu şu anda yani ben en azından söyleyemeyeceğim. Bunun cevabını tam olarak bilmiyorum. O şekilde bitireyim. Evet, ilerleyen günlerde bu Birleşmiş Milletler'in yapmış olduğu hamlenin arkasına yatan nedenleri de zamanla göreceğiz diye düşünüyorum. Bir yandan da uzunca bir zamandır F-35'ler ve S-400'ler gibi bir problemimiz var. Uzunca zamandır konuşuluyor ama G20 Liderler Zirvesi'nde Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temasları sırasında bunlarla ilgili, bunlara ilişkin önemli gelişmeler de yaşandı, olumlu gelişmeler de yaşandı. Siz de o ziyaretteydiniz, o temaslarda bulundunuz, orada bulundunuz o temaslar esnasında. Neler gözlemlediniz? Birebir gören birileri olarak neler Şimdi söyleyeceksiniz? Şimdi pek çok G20 zirvesini takip ettim. G20 esasında sıkıcı bir programı olan zirve öyle değerlendirelim. Çünkü orada sürpriz bir açıklama olmaz. Öncesinde devletlerin diplomatları çalışmalarını yaparlar. Orada liderler hep bilindik politikaları tekrar ederler. Asıl heyecan verici kısmı G20'lerin ikili görüşmelerdir. Türkiye bu G20 zirvelerini en iyi, en verimli değerlendiren ülkelerden bir tanesi. Sadece G20'nin gündemine baktığımızda işte küresel iklim sorunları. Burada ülkelerin politikaları hep belli. İkinci konu ticaret savaşları. Burada da politikalar belli. Daha önceden deklare edilir. Üçüncüsü mülteciler ve göç meselesi. İşte burada en fazla sözü Türkiye söyler. Son 5 yıldır yapılan bütün G20'lerde bu konu gündeme geldiğinde Türkiye'nin bir söylem üstünlüğü vardır. Dördüncüsü de terörle mücadeledir. Terörle mücadelede DAEŞ en önemli gündemdir. Türkiye'de kendi tezlerini PKK, YPG bunları gündeme getirir. Bunların hepsi yapıldı. Burada herhangi bir değişiklik yok. Şaşırtan ve G20'yi Türkiye açısından, Amerika Birleşik Devletleri açısından ve dünya küresel siyaseti açısından da önemli kılan şey Başkan Erdoğan'la Başkan Donald Trump'ın yapmış olduğu ikili temastı. Burada çok ilginç bir şey oldu. Amerikan iç siyasetini derinden sarsacak düzeyde Amerikan başkanı Amerikan yönetimine bir dakika biz ne yapıyoruz dedi. Türkiye'ye yapılanlar bir haksızlıktır dedi. Biz Türkiye'nin savunma ihtiyacını karşılayacak Patriot'ları almaz isek o da gider başka bir yerden alır ve bunun için onları suçlayamayız dedi. O Patriot'ları satmayan da ben değilim, benden önceki Obama yönetimidir dedi. Bu şimdi öyle basit bir cümle değil. Bu basit bir pozisyon değil. Zaman zaman Amerikan yönetimi içerisinde Donald Trump'la ekibinin böyle çatıştığını, olaylara farklı baktığını duyardık. Fakat bu kadar net bir şekilde pozisyon ayrışması ilk defa karşımızda. Ve Donald Trump'ın orada basın mensuplarına da deklare ettiği şey esasında Türkiye'nin tezleri. Türkiye'nin en başından beri söylediği tezleri Donald Trump bir bilgi notu olarak okumuş. Kendi ekibinin verdiği o bilgi notlarını da okumuş o görüşmeye gitmeden önce. Ve Türkiye'nin bilgi notlarına ve Türkiye'nin tezlerine ilgi duymuş. Bu ona mantıklı gelmiş. Etkili olan bu muydu? Daha önce okumamış mı? Daha önce buna benzer şeyler söylüyordu ama ilk defa bu G20'de açıkça kendi yönetimine yaptırım falan olmamalı ve ben yaptırımın olmaması için elimden geleni yapacağım diyor. Evet. Peki tablo nedir? İşte Kongre'nin yasama gücünü kullanarak yaptığı bir çalışma var. Katsa diye. Siz Amerikan düşmanı olarak ifade edilen bir yerle böyle bir ticari güvenlik anlamında ilişkiye girdiğinizde size yaptırım zorunlu oluyor. Bunu uygulamak zorunda Amerikan devleti. Fakat uygulama kabiliyeti, imkanı kimde? Yürütmede. Yürütme kim? Donald Trump. Şimdi Kongre yasayı çıkartacak ve Donald Trump'ın önüne getirecek. Donald Trump orada Türkiye'ye verdiği söz çerçevesinde o yaptırımları erteleme, zamana yayma,
ve içlerinde Türkiye'yi en az rahatsız edici olanları tercih etme gibi haklara sahip. Esasında Amerika kendi içerisinde bu konuyu da tartışıyor. Politikadan sorumlu olan Donald Trump ama ona politika dayatan bir kongre var. Kongrenin denetim hakkı olur, onaylama hakkı olur. Fakat burada kongre politika dayatıyor. Buna yaptırım uygulamanı şiddetle istiyorum diyor. Donald Trump da diyor ki siz benim yürütme hakkımı elimden alıyorsunuz. Ben belki başka stratejik amaçlarla Türkiye'ye yaptırım uygulamak istemiyorum diyor. En nihayetinde başkanın çok özel bir yetkisi var. O özel yetki mevzu bahis olduğunda kongrede susmak zorunda. Amerika'daki bütün Donald Trump'a karşı gelen unsurlar da susmak zorunda. O da şu, bu yaptırımları Amerikan ulusal güvenliği açısından Donald Trump uygun bulmaz ise ve bunu da deklare ederse bu bir ulusal güvenlik meselesidir. Ben yürütme olarak, başkan olarak burada bu inisiyatifimi kullanıyorum derse bu zaman o zaman bu yaptırımların en ufak olanlarının bile, Türkiye'nin canını en az acıtanların bile uygulanmaması gibi bir durum olur. Ben Amerikan başkanının burada bir test, hep birlikte bütün dünyanın göz önünde Amerikan başkanlığının kendi ekibine, kendi yönetimine söz geçirip geçiremeyeceğini göreceğiz. Çünkü sadece kongre değil, başkana bağlı Pentagon'da sürekli açıklamalar yapıyor. Belki Pentagon'un başındaki bir numara açıklama yapmıyor ama işte 3 numara, 4 numara kesinlikle bu iş F-35 uçaklarının teslimini de zora sokar. Kesinlikle yaptırım uygulanmalı şeklinde. İçeride başkana karşı bir direnç söz konusu. Amerikan Dışişleri Bakanlığı da yine aynı şekilde kongre ile uyumlu pozisyon alıyor. Bir numarayı konuşturmuyorlar, 2-3 numarayı konuşturuyorlar. Daha alt seviyeli diplomatları konuşturuyorlar ama kurumsal mesajlarını veriyorlar. Dolayısıyla biz burada önümüzdeki günlerde Donald Trump inisiyatifi eline alır. Hatta ve hatta yakın bir zaman içerisinde ve çok yakın bir zaman içerisinde Türkiye'ye hiç beklenmedik, planda olmayan sürpriz bir ziyaret de yaparsa işte o zaman bu yaptırımlardan ve bu yaptırımların etkisinden bahsetmemiz yanlış olur. Bu yaptırımlar başkanın inisiyatifiyle aşılmış demektir. Problem aşıldı mı? Problem aşılmadı. Ne oldu? Türk-Amerikan ilişkilerinde yeni bir sayfa açıldı. Rusya'dan füzeler gelecek. Başkan inisiyatifini kullanarak yaptırım uygulamayacak ve biz yeni bir siyasi dengenin içinde kendimizi bulacağız. Ondan sonra bu süreci de ayrıca yönetmek gerekiyor. Çünkü en ufak bir Amerikan başkanını rahatsız edecek hamlede başkan bu kartı kullanmak isteyecektir. Dolayısıyla Türk-Amerikan ilişkileri anlamında ben hep şunu söylüyorum. Başkana dayalı, başkanlara dayalı bir ilişki tarzı iki ülkenin de ama daha çok Türkiye'nin çıkarlarına çok hizmet etmez. Donald Trump şu an Türkiye için bir fırsattır ama Türkiye'nin hızla Türk-Amerikan ilişkilerinde farklı aktörlerle de ilişki kurup bu sorunun, bu ilişkinin onarılmasını sağlaması gerekiyor. Amerika cephesinden olaya baktığımızda Amerika'da kendi çıkarlarını çok gözetir gibi bir pozisyonda gözükmüyor. Türkiye'yi kaybetmek, hele hele bir tarafta İran'la sertleşirken Türkiye'yi kaybetmek, Türkiye'den uzaklaşmak ya da Türkiye'nin uzaklaşmasını sağlamak Amerikan çıkarları açısından da problemli bir durum. Ama bizim derdimiz Amerikan çıkarlarını düşünmek değil, bizim derdimiz Türkiye'nin çıkarlarını düşünmek. Dolayısıyla şu an önümüzde sadece ve sadece Donald Trump'ın Türkiye'ye olumlu yaklaşımı var. Şu an için bir fırsattır. Ben bunun pek çok krizi ilk planda ötelediğini ve bu ötelemenin de Türk-Amerikan ilişkilerini yeniden dizayn etmede Türkiye'ye bir fırsat verdiğini düşünüyorum. Yani bu yaptırımlar başkanın inisiyatifiyle uygulanmadığı durumda her şey güllük gülistanlıkta olmayacak. Bir kriz ötelenecek ve buna ihtiyacımız var. Ötelendikten sonra Türk-Amerikan ilişkilerinin onarılması için
bazı stratejik adımların atılması gerekiyor. Bizim lehimize gelişen bu bütün olaylar aynı zamanda Trump'ın kendi ülkesinde gücünü teyit ettiği, ispatladığı da bir gelişme. Ve belli ki onun arkasında duracak, sözlerinin arkasında durması gerekiyormuş gibi bir izlenim var ortada. Ne diyorsunuz? Serdar Bey'in altını çizdiği çok önemli bir konu. Yani en sonundan başlayalım. O ne? Trump burada bir zaman kazanmış olacak Türk-Amerikan işleri açısından. Ama sadece başkanın inisiyatifiyle bunun sürdürülebilirliği yok. Demek ki Türkiye'nin yasama organıyla, baskı ve çıkar gruplarıyla Amerikan siyasetine yön veren o karar alma mekanizmalarının çeşitli seviyelerinde yer alan bürokrasisinden kamuoyuna kadar her düzeyde bir yeni ilişkiye hem Amerika'nın Türkiye ile hem Türkiye'nin Amerika ile ihtiyacı var. O net bir şekilde gözüküyor. Biz geçen hafta burada konuşmuştuk. Siz Japonya'dayken bu yaptırım konusu Türkiye'de ve ABD'de içeriğine çok değinilmeden sadece yaptırım kelimesi başına da işte sert, ağır, hiç bugüne kadar olmadığı kadar gibi bir takım sıfatlar eklenerek maalesef kamuoyunun gündemine getiriliyor. Böyle olunca da insanlar evvela her şeyden önce bu yaptırımı bir ambargo zannediyorlar. Bu yaptırımı Türkiye'ye ABD tarafından uygulanacak çok ağır bir cezalandırma, Türk-Amerikan işlerinin kopacağı bir cezalandırma gibi zannediyorlar. Bağlayıcı. Ve bu da beraberinde tabii o paniği körüklemek isteyenlerin ekmeğe yağ sürercesine bir takım siyasi açıklamaların da ortaya atılmasına neden oluyor. O yüzden ben geçen hafta seslenmiştim, bir kez daha sesleneyim özellikle bizim izleyicilerimize. Bakın bunların ne olduğu belli. Yani bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmayalım. İçeride birilerinin söylediğine, dışarıda birilerinin söylediğine itibar etmeden biz açalım. Bu ABD'nin şayet Trump onaylarsa, gerçekten bu gündeme sokulursa gündeme getireceği yaptırımlar neymiş onlara bir bakalım. Bir defa her şeyden evvel Türkiye'yi ülke olarak, devlet olarak, hükümet olarak karşısına alan bir yaptırımdan söz etmiyoruz burada. En büyük yanıltma da buradan oluyor. Yani Türkiye'ye büyük bir yaptırım uygulanacak. Hayır. Yasaya baktığınızda söz konusu kapsama giren kişilerden, gerçek kişilerden ve tüzel kişilerden söz ediliyor. Onlara dönük bir takım mali ve Amerika'ya girişle ilgili bir takım engellemelerden söz ediliyor, yaptırımlardan söz ediliyor. İki, Serdar Bey ifade etti. Serdar Bey Trump'ın sözüne dayanarak ifade etti. Diyor ki Amerikan Başkanı bu 12 tane yaptırımdan 5 tanesini uygulamak zorundadır ama aynı yasada yazıyor bu. ABD'nin ulusal güvenliğini gerekçe göstererek, ulusal çıkarlarını gerekçe göstererek bunu askıya da alabilir diyor. Yani uygulamaya da bilir. Ve Trump da bugün bunu söylüyor. Neden söylüyor? Onu da güzel çerçevesini çizdi. Bakıyorsunuz, ya hangi Amerikan başkanı, aklı başında hangi Amerikan yönetimi diyelim. Sadece başkanla sınırlamayalım. İran'la böyle bir kriz yaşarken, Suriye'deki durum böyleyken, Doğu Akdeniz'deki durum böyleyken, Türkiye gibi 1952'den beri NATO içerisinde bütün ABD'yle yaşamış olduğu krizlere rağmen yer almış olan bir ülkeyi kendisine yabancılaştırmak ister. Kendisinden uzaklaştırmak ister. Yani şeyden bir bağımsız olarak söylüyorum. Yani adalet, Trump'ın vurgu yaptığı, adalet zaten Türkiye'nin bugünkü o S-400 alımına onay vermeyi gerektiriyor. Adalet hissi. Niye? Türkiye S-400'e başlamamış ki. Patriot'la başlamış, bizi oyalamışlar. Taleplerimizi, hatta en sonunda şöyle bir noktaya gelindi. Ya arkadaş, Amerikalılara soruyoruz. Kongre üyesi, senatör. Diyelim ki, öyle bir şey olmaz ama, diyelim ki, Türkiye tekrar Patriot'ları almaya karar verdi. Siz Amerikan Kongresi olarak bu Patriot'ların Türkiye'ye gelişine onay vereceğinizin garantisini sunuyor musunuz? Sunamazlar. Sunamayız kardeşim. Bu gelecek, kongrede tartışacağız. Ya böyle bir şey olabilir mi? Şimdi yanı başımızda Suriye'de işte görüyorsunuz füzeleri var. Bizim 2010'dan bu yana sınırımızın ötesine 800'den fazla bunların düşmüş roketleri, füzeleri vesaireleri. Öbür tarafta İran'da olup bitenler var. Bir gerilim söz konusu. Hepsini bir kenara bırakın. Biz 1993'ten bu yana kriz çıktığında sadece Türkiye'ye getirilen, kriz bittiğinde hemen götürülen bir
hava savunma sistemiyle gelmişiz. Bazen kriz zamanında da kriz zamanında da getirilmekte zaman zaman ayak direnen, değil mi? 2015'te kriz varken çektiler. Evet. Yani video var ya. Şimdi böyle bir durumla karşı karşıyayız. Adalet duygusu bunu gerektiriyor. Trump onu geçmiş yönetime de fatura ederek haksızlık etmişiz bunlara dedi. Ama diğer taraftan Amerika'nın çıkarları açısından da Türkiye'nin yabancılaştırılmaması, Türkiye'nin dışlanmaması her aklı başında olan Amerikan yöneticisinin yapması gereken bir şey. Demek ki bu ulusal çıkarı gerekçe göstererek, bilmiyoruz artık kendi ulusal çıkarı, o bizim derdimiz değil onların derdi. Bunu erteleyebilir ya da askıya alabilir. Bu katsa yaptırımlarını böylece pasifize eder. Ama diğer taraftan bu süreçten istifade eden Türkiye karşıtlar. Bunun arkasında perde gerisine bakıyorsunuz. Lobiciliğini kim yapıyor? Koridorlarda kimler var? FETÖ var. Koridorlarda kimler var? Türkiye'ye düşman ne kadar adam varsa, PKK'sından bir takım Ermeni terör örgütlerinin uzantısı olan adamlara kadar hepsi fırsat bu fırsat dediler. Başka bir takım yasa tasarılarını, başka bir takım yaptırımları oluşturmaya çalıştılar. F-35 de bunun neticelerinden bir tanesi. Şimdi ne ilgisi var? Sen parasını vermişsin. Parasını vermesini bırak. Bu Amerikan malı bir üründen söz etmiyoruz. Bir ortak ürün. Bunun parçalarını üretmişsin. Bu taahhüde inanarak, taahhüde itimat ederek sen bunun için fabrikalar kurmuşsun, sen bunun için üretim tezgahları oluşturmuşsun, sen bunun için projeler oluşturmuşsun, mühendisi istihdam etmişsin. Yani bir taahhütle girmişsin bunun içerisine. Ve parasını da ödemişsin. Şimdi karşında bir adam var, diyor ki arkadaş, ha o zaman var olmayan bir yasaya dayanarak, bu ilişki kurulduğunda var olmayan bir yasaya dayanarak, bir alışverişi bu yasa olduğunda, çıktığında çoktan bitmiş bir alışverişi bahane ederek, arkadaş sen bunu yapıyorsun, ben de senin paranı gasp ediyorum diyor. Buna el koyuyorum diyor. Sayın Cumhurbaşkanı bu ifadeyi kullandı. Yani F-35 parasını verilmiş olan F-35'leri vermemek, bunları gasp etmektir. Bunun çok iyi anlatılması lazım. Başkan Trump'a da çok iyi anlatılması lazım. Çünkü Kongre hangi kararı alırsa alsın, tıpkı bu yasada bunu askıya alma yetkisi olduğu gibi, Amerikan başkanının önüne getirilen her yasayı onaylama gibi görevi yok. İsterse veto eder, geri gönderir. Ve öyle iki seferle falan da sınırlı değil ha. İstediği kadar veto edip geri gönderebilir. Fakat maalesef bugün gördüğümüz kadarıyla bunlar adım adım bu niyetlerini ortaya koydular. Bizim orada eğitim için bulunan pilotlarımızı işte eğitimlere çıkartmamaya başladılar. Bir takım ortak toplantılara sokmamaya başladılar. Bu ikisini birbiriyle ilişkilendirdiler. Başkaları da gelebilir. O yüzden sözleri tamamlarken tekrar Serdar Bey'in son sözüne özellikle vurgu yapıyorum. Bizim ABD'de ve ABD'nin de Türkiye'de. Çünkü onların bu adımların her biri bizde de hem siyasette hem kamuoyunda Amerika'ya daha fazla şüpheyle, zaten ciddi bir şüphe oluşmuş. Değil mi? 15 Temmuz'a siz atıf yaptınız. Yani 15 Temmuz nedir dediğinde arkasında olan belli. Elebaşı nerede FETÖ'nün? Orada. Hala niye orada? O da Obama'nın kabahati. Eyvallah. Ama Obama'dan sonra niye orada? Hala niye orada yani? Dolayısıyla bütün bunları içeride de bir tepki oluştuğunu dikkat etmeleri lazım. Yeni bir açılıma her iki tarafında herhalde bu anlamda ihtiyacı var. Eğer Trump gerçekten de o bir telefon konuşmasında galiba Nisan'dı dile getirdiği ya ziyaret meselesini gerçekleştirirse bu bütün bu açılımlar için yeni bir adım olur diye düşünüyorum. Hocam iki tane mesele var. Bir tanesi PKK, bir tanesi FETÖ. Bunlar Türkiye'nin kırmızı çizgileri. Bu iki konuda Amerika Birleşik Devletleri'nin politikasının değişmesi gerekiyor. Bu değişmediği sürece mümkün değil. Şu bir avantaj sağlamıyor. Bir güven oluşturmaz. Ben yaptırımları uygulamadım. Hadi şimdi hiçbir şey yokmuş gibi yolumuza devam edelim. Olmaz. Yaptırımları uygulamamanız krizin bir ötelenmesi anlamına gelir. Ama iki tane köklü sorun var ve bu iki köklü sorunda Amerikan tarafının atacağı adım asıl Türk-Amerikan ilişkilerinin sağlığı. Yani oradan bir beklentimiz var bizim. Yani böyle yani terörle ölümü gösterip kesecek, sıtmaya razı etmek Türkiye ölçeğinde bir ülkenin kabul edebileceği bir politika değil. Terörü PYD'ye olan desteğini, PKK'ya olan desteğini kesecek ve bu FETÖ ile ilgili de gerçekten somut adım atacak.
Hem Çağrı Hocam'ın hem Serdar Bey'in söylediklerine göre karşılıklı çıkarın bu kadar önemli olduğu günlerden geçerken siz bu gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani hem F-35'ler hem S-400'ler bakımından Trump'la Erdoğan'ın görüşmesini nasıl ilerleyeceğini bekliyorsunuz? Yani aslında Trump'la Sayın Cumhurbaşkanı'nın görüşmesi sonucunda ortaya çıkan şey oldukça pozitif. Bir kere onun altını çizmek lazım. Çünkü az önce gerek Serdar Bey gerek Çağrı Hoca söylediler. Amerikan Başkanı'nın ağzından Türkiye'nin tezlerinin dile getirilmiş olması, bu tezlerin de Amerikan heyetinde de yer alan, aslında Türkiye'ye karşı çok daha sert politika taraftarı olan bir takım aktörlerin önünde Bolton dile getirilmiş olması. Bolton oturuyordu orada. Onun önünde söylenmiş olması bence çok önemli. Yani bu Türkiye açısından çok pozitif bir şey. Peki bu yeterli mi diye bakarsak kesinlikle yeterli değil. Çünkü son 1-2 yıla baktığımızda aslında daha da geçmişe götürebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye ciddi zararlar verdi. Maalesef Trump'ın başkanlığı döneminde de Türkiye'ye ciddi zararları söz konusu Amerika Birleşik Devletleri'nin. 2018 yılında yaşanan ve hala etkileri süren ekonomik kriz belki bir kısmı Türkiye'deki bir takım reel ekonomik sorunlardan kaynaklanıyordu ama bir kısmı da algıyla alakalıydı. Amerikan başkanının da yaptığı açıklamaları hatırlarsak geçen sene içerisinde Türkiye ekonomisine ciddi zararlar verdi. Yani Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye bu kadar ciddi zararlar verirken Trump'ın bu şekilde bir açıklama yapmış olması sadece şöyle değerlendirilebilir. Bu zararı Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye gelen ve bundan sonra gelme potansiyeli olan zararın sınırlandırılması anlamına geliyor. Çünkü ben eminim orada bir takım aktörler, az önce söylediğimiz gibi hocanın söylediği o Bolton gibi aktörler Türkiye konusunda çok farklı beklenti içerisindeydiler. Ve hiç hoşlanmadılar aslında Trump'ın o kameralar önünde Türkiye'ye adil davranılmadığını itiraf etmesinden hiç hoşlanmadılar. Onlar çok daha önce mesela Brunson meselesinde olduğu gibi Trump'ın ağzından daha sert sözler bekliyorlardı. Yani onların Türkiye konusunda bir ajandaları söz konusu. İşte demin konuştuğumuz o FETÖ'nün, PKK'nın desteklenmesi ya da tolere edilmesi. Bu ajandaya hizmet eden bir şey. Türkiye'deki iktidarla ilgili bir memnuniyetsizlikleri söz konusu. Bu çerçevede her defasında bir sorunu alıp kriz boyutuna yükseltip tırmandırıp başkanı da dahil edip yani başkana da mümkünse bu konuyla ilgili bir takım sert açıklamalar yaptırıp Türkiye'yi zora sokma hedefleri söz konusu. O yüzden ben S-400'ler konusu hallolsa bile ki Trump'ın bu açıklamalarıyla birlikte aslında yani burada Türkiye'ye artık o bahsettiğimiz işte ekibin, Türkiye karşıtı ekibin Türkiye'ye bu mesele üzerinden çok fazla Türkiye'nin üzerine gelme şansı kalmadı bence. Vazgeçecekler mi? Vazgeçmeyecekler. Yani S-400'leri de kullanarak Türkiye'yi sıkıştırmaya çalışacaklar bence. Ama bence şu anda bir başka sorun, Türk-Amerikan ilişkilerinde başka bir sorun arayışına girdiler. Yeniden kriz boyutuna tırmandıracakları ve mümkünse gene Trump'ı işin içine katacakları, Amerikan başkanını da işin içine katacakları yeni bir kriz arayışı içerisindeler. Belki bu kriz mesela Doğu Akdeniz'de ortaya çıkabilir ya da başka bir meseleyi krize dönüştürebilirler. Çünkü bunların yani bu bahsettiğim Amerika Birleşik Devletleri'ndeki az önce Çağrı Hoca'nın aslında biraz neden böyle davranıyor sorusuna cevap verirken kısaca değindiği çünkü hani şu soruyu sordunuz ya, aklı başında olan bir Amerikan siyasetçisi ya da Amerikan başkanı Türkiye ile ilişkileri bu noktaya getirmez. Gerçekten yani rasyonel olan şey aslında Amerika açısından baktığımızda da, Türkiye açısından baktığımızda da ilişkilerin bu noktaya gelmemesi. Yani Türkiye burada Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen bütün o düşmanca tırnak içinde, düşmanca politikalara ki 15 Temmuz işte, FETÖ ve PKK ile oradaki bir takım aktörlerin ilişkisi o düşmanca politika tanımlamasını yapmayı hak ediyor. Bütün bu düşmanca politikalara rağmen Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'ne sırtını dönmedi. Yani ben bundan sonra Rusya ile ya da Çin ile yol yürüyeceğim, işte Batılı ülkelerle ilişkilerimi kesiyorum ya da NATO ittifakına son veriyorum gibi bir açıklama söz konusu değil Türkiye'den. Türkiye
dengeli dış politikasında dengeli bir yol izlemek için Amerika Birleşik Devletleri ile de Avrupa ülkeleriyle de oradan gelen işte bütün o yanlış uygulamalara rağmen yol yürümeye devam etmek istiyor. Buna rağmen peki neden aklı başında bir siyasetçinin izleyeceği yolu izlemediklerinin sorusunun cevabı biraz belki orada gizli. Yani bir takım lobiler Amerika Birleşik Devletleri'nde, Türkiye konusunda farklı ajandası olan bir takım bürokratlar, siyasetçiler, medya mensupları yani bir ittifak içerisindeler. Ve Türkiye'deki iktidarla alakalı bir düşünceye sahipler. Bu aslında çok şaşırtıcı bir şey de değil. Yani onu da söylemek gerekir. Çünkü yani bunu sadece Türkiye'ye karşı da yaptıklarını söyleyemeyiz. Yani dünyanın soğuk savaş dönemine bakarsak Amerika Birleşik Devletleri mesela Latin Amerika politikasına baktığımızda, Afrika'da birçok ülkeye yönelik politikasına baktığımızda çok örneklerini görürüz. Yani Amerika Birleşik Devletleri dünyadaki en büyük ekonomik ve askeri güç olarak kendisinde şöyle bir hak görüyor. Yani başka ülkelerin siyasetini dizayn edebileceğini düşünüyor. O ülkelerde istemediği iktidarları değişik yöntemler kullanarak devirebileceğini düşünüyor. Yeni iktidarlar getirebileceğini düşünüyor. Hala o tür düşünen, Türkiye konusunda da hala o şekilde düşünen bir çevre söz konusu, bir takım kesimler söz konusu. Bunlar uzun zamandır, yani 6-7 yıldır Türkiye'ye karşı böyle bir politika takip ediyorlar. Bunu nereden görüyoruz? Tekrar söyleyeyim. İşte FETÖ konusundaki politikalarından, PKK-PYD konusundaki politikalarından görüyoruz. Türkiye'ye yönelik ekonomik baskılardan, saldırılardan görüyoruz. Bu politikadan vazgeçmedikleri müddetçe, bence S-400 çözülse bile, tamamen çözülse bile, Türk-Amerikan ilişkileri rasyonel bir düzleme oturmayacaktır. Benim kanaatim bu. Ancak oradaki bu aktörler Türkiye'yi artık eşit bir ortak olarak, yani Türkiye ile sağlıklı bir ilişki kurmak, Türkiye'yi eşit, egemen bir partner olarak kabul etmekten geçer anlayışına geldikleri zaman ya da gelmeyeceklerse onlar siyaset dışına bir şekilde itilip bu şekilde aklı başında, tırnak içinde gene söylersek, aklı başında siyasetçiler Amerika Birleşik Devletleri'nde artık direksiyona oturdukları zaman Türk-Amerikan ilişkileri rasyonel bir düzleme oturacaktır. Yoksa S-400 krizini belki daha da ileriye götürmeye çalışacaklardır. Her ne kadar Trump önlerini kestiyse de olmazsa yeni bir sorun bulacaklardır. Onu tırmandıracaklardır. Türk-Amerikan ilişkilerini bu şekilde sürekli krize sokup, kriz içerisinde yürütüp Türkiye ekonomisine zarar vermeye çalışacak bu ekip diye düşünüyorum ben. Son 3 dakikamız kalmışken S-400'lerin teslimat tarihi de belirlendi bir taraftan. Onların yerleştirilmesinde Türkiye'nin formülü ne olacak? Bunun üzerine böyle birkaç dakikalık görüşlerinizi de alayım. Gerçi birkaç dakikasını durulacak bir şey değil mi? Türkiye açıkça ifade etti. Bu S-400'ler gelecek dedi. S-400 gelme süreci bir günde mi tamamlanacak yoksa zamanı mı yayılacak? Bu biraz daha mı zaman alacak? Bunlar teknik konular. O teknik konunun bir başka uzantısı var. S-400 geldi demek ilk parça mı geldi demek yoksa tamamen operasyonel hale gelmesi tamamen mi demek? Naklin tamamlanması mı demek yoksa operasyonel hale geldi mi demek? Bunlar da teknik konular. İşte burada Amerikan Başkanı'nın kullanacağı o inisiyatif önem arz ediyor Amerikan Kongresi'ne karşı. Şunu söyleyebilir. Yani henüz gelen parçalar kullanılabilecek düzeyde değil. Dolayısıyla sizin arzu ettiğiniz o katsa yaptırımlarını şu an uygulamıyorum. Hele bir gelsin, hepsine bir bakalım, konuşlandırılsın. Ondan sonra gündeme alıyorum diyebilir. Çünkü Trump'ın Türkiye'ye söylediği şeyler bizi mutlu ediyor. Türkiye'nin çıkarına, ama diğer taraftan olayın öbür boyutunu da unutmamak lazım. Trump'ın Amerikan iç kamuoyuna ve Kongresi'ne de bir şey söylemesi lazım, bir argüman üretmesi lazım. Ben bu tarz bir argüman üretebileceğini düşünüyorum. Yani evet, bir nakil, bir sevkiyat söz konusu ama tamamlanmasını bekleyelim. Ondan sonra konuyu tekrar değerlendireceğim ben tarzında bir yaklaşım yapabilir Donald Trump. Hocam, var mı görüşleriniz? Yaklaşan seçimi unutmamak lazım. Yani Amerikan başkanlarının en zayıf oldukları yıl, eğer ikinci dönemi arzu ediyorlar ise 4. yıldır. Yani birinci döneminin son yılı. Niye? Yaklaşmakta olan bir seçim var. Kendi partisinin içerisinden bir çatlak ses veyahut seçmeni mutlu edecek bir açılımı var ise kongrede birilerinin kendi partisi içerisinden ona karşı çıkmaları
kendisini yorar. Yani kongrede bunun bilincinde. Gerçekten hocanın ifade ettiği gibi bu Türkiye karşıtları, kardeşim biz bundan vazgeçmiyoruz. Bu yasa geçecek diye baskı uygularlar ve bunu başka bir Trump'ın yasasına vesaire pazarlık konusu haline getirirlerse, Trump'ın bu ulusal güvenlik sebebiyle bile olsa askıya alışı ilk 6 ay diyelim, ikinci 6 ayında sıkıntı çekebiliriz. Demek ki onu, o zaman dilimini her iki tarafın çok iyi değerlendirmesi ve yeni bir başlangıç yapması gerekiyor. Önümüzdeki günlerde gelişmelere bakacağız. Çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Maalesef programımızın sonuna geldik. Burada veda edeceğiz. Hem Kemal hocama, Çağrı hocama, Serdar Karagöz'e çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.